Şimdi aslında anlatacağım şey, hani biraz önce çok inovasyondan, işte ChatGPT'den, yapay zekadan bahsedildi. Ama bunların hepsi için gereken ne arkadaşlar bu geliştirme için? Para. Yani siz eğer bir geliştirme yapmak istiyorsanız birçok kaynağa ihtiyacınız var. İnsan kaynakların olduğu gibi finansal kaynaklara da ihtiyacınız var. Bu olmadan olmuyor. Dolayısıyla finansal kaynakların da temin edilmesinde özellikle girişimci tarafında ciddi şekilde inovasyonlara ihtiyaç var. Peki niye inovasyona ihtiyacımız var? Çünkü geleneksel girişim kaynakları bunlar. Şimdi ben buraya bankaları yazmadım. Utandığım için yazmadım. Çünkü bir girişim şirketinin, girişimcinin gidip bankadan %50 ile 60'la işte faiz ödeyerek kredi alması mümkün değil. Çünkü geliştirme zaten belki 3 ila 10 yıl sürecek. Para üretmesi zaten mümkün olmayan, para yakması için para arayan girişimcinin hiçbir şekilde o faizlerin altından kalkıp bu parayı geri ödemesi mümkün değil. Yani kredilerde gelişim olmaz. O yüzden buraya yazmadım ben. Peki geleneksel neler var girişimcinin? İşte aramızda girişimciler vardır. Bu girişimciler önce kendi ceplerine bakıyorlar gelenekselde. Paraları varsa işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar veya kurumsaldan ayrılıp işte tazminatıyla, biriktirdiğiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Veya 3F kuralımız var. 3F'yi biliyorsunuz. Friends, family, diğeri benim. Diğeri benim. Çünkü şu anda kitle fonlamasında en çok yatırım yapan benim Türkiye'de. Dolayısıyla o üçüncü F benim. Diğer yatırım bankaları Türkiye'de fena değil, artmaya başladı sayıları. Ancak proje finansmanı veya şirketin finansmanını yapmak yerine başka şeylerle uğraşıyorlar Türkiye'de. Daha çok paralarını mevduatta tutuyorlar diye düşünüyorum ben bu aralar. Dijital melek yatırım ağlarına gelince ciddi şekilde sorunumuz var. 2013 yılında çıkan bir yasamız var. BYK, belki ilk kez duyacaksınız. Bireysel BK'ya, özür dilerim, BK'ya bireysel katılım yatırımcılığı yönetmeliği var. Kim yönetiyor bu yönetmeliği? Yani bileniniz var mı? Hazine ve Maliye Bakanlığı. Yani melek yatırım ağlarının bağlı bulunduğu kuruluş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Kambiyo ve Finansman Genel Müdürlüğü. 2013 yılında çıkan yasa şu ana kadar 800 tane aşağı yukarı bir şey oluşturmuş melek yatırımcı. Ben de 546. melek yatırımcıyım. Girişim sermayesi yatırım fonlarımız var. Patladı. Çok güzel. Burada memnunuz. 3 yıl önce 80 tane olan girişim sermayesi yatırım fonları yani VC'ler, CVC'ler. Bunlar şu anda ciddi şekilde arttı sayıları. 386'da en son. Bu güzel. Ben buna kurulu güç diyorum. İçinizde enerjiyle uğraşanlar varsa bilirler. Kurulu güç vardır bir de aktif güç vardır. Maalesef şu anda trilyonlarca liralık girişim sermayesi yatırım fonları var. Ama bunların reel olarak girişim ekosistemine yaptığı yatırımlara baktığınız zaman son derece komik. Dolayısıyla orada da şikayetim var. Dikkat ederseniz hem gelenekseli anlatıyorum hem de şikayet ediyorum. İşte bu şikayetlerin sonucunda bir şeyler çıktı ortaya. Ona inovasyon diyoruz herhalde. Değil mi hocam? Private equity fonları var. Bunlar maalesef Türkiye'de pek gördüğümüz şeyler değil. Çünkü 3 ila 5 milyon doları burada Veys hocam da var bilir. Arıyorsanız Türkiye'de bulamazsınız. Base'inizi doğrudan Londra'ya taşımak zorundasınız. En azından yeni yeni Arap Yarımadası'ndaki ülkelerde bunları temin etme şansımız doğmaya başladı. Bu da güzel. Yani geleneksel bu durumdayız arkadaşlar. Mevcut durumu bir analiz edeyim dedim. Analizimiz sonucunda iyi durumda değiliz. Peki bunları çözecek araçlar var mı? Tool'lar geliştirildi mi dünyada? 2012 yılından bu yana aslında ciddi şekilde bir gelişim söz konusu. Bu gelişimin öncülüğünü kitle fonlaması yaptı. Peki kitle fonlaması aslında ne? Bence imece. Yani bu topraklarda 2000 yıldır yapılan, hala da yaptığımız, bu sosyal genelde ağırlıklı yaptığımız imeceyi biz internette ölçeklendirerek aslında adına crowdfunding demişiz. Türkiye'ye kitle fonlaması, önce kitlesel fonlama diye ithal edildi, sonra kitle fonlaması diye geldi. Bunlara baktığınız zaman aslında keşke imece deseydik. Biz kitle fonlamasını anlatmakta çok zorlanıyoruz. Hatta kitleme fonlaması falan demeye başladılar, çok affedersiniz. Bazen sürçülisan edip televizyonda spikerler de diyor bunu. Yani böyle kötü bir isim koyduk ama keşke imece deseydik, çok çok isterdim açıkçası. Peki dünyada nasıl gelişti bu? İşte equity,
Aslında bilenleriniz vardır Kickstarter'ı. O biraz daha reward based, biraz daha değil, değiştiği için böyle söylüyorum. Reward based. Ben onu mükafat olarak çevirdim. Bir de ödül bazlı diyorlar ona. Yani ödül bazlı ne demek? Mükafat. Ne güzel bir kelimemiz var. Mükafat bazlı kitle fonlaması. Çünkü mükafatınız var. Eğer erkenden girişimi benimser ve onun ürününe para verirseniz, o topladığı paralarla da bir şeyler yapıyor. Ama bunun equity tarafa yönelmesi gerçekten kritik bir şey. İşte orada bir ciddi inovasyon var bence. Çünkü yatırım bazlı kitle fonlaması, hisse bazlı kitle fonlaması dediğimiz equity crowdfunding şu anda geçen iki sene içerisinde 114 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Çok hızlı. Niye? Çünkü burada bir arz var. Siz yatırımcıya ulaşmanın bir yöntem olarak bunu bir tool olarak görüyorsunuz yatırımcı olarak. Girişimci de oturduğu yerden milyonlarca kişiye bir anda ulaşabiliyor ve içlerinden de benim gibi o üçüncü F'ye çıkabiliyor. Debt-based crowdfunding. Belki ilk kez duyanlarınız vardır. Bunu Türkiye'ye borçlanmaya dayalı kitle fonlaması olarak ithal ettik. Şu anda ikisi de regüle. Yani hem equity hem de debt regüle Türkiye'de. Örnekleri borçlanmada yok. Peki borçlanma nedir sizce debt-based? O da aslında girişimcilerin borç arayarak hisse vermeden o borca da belli bir getiri uygulayarak borçlarını geri ödemesi. İşte bankaların yapmadığını kitle fonlaması yapıyor burada. Yeni bir araç sunuyor ortaya. Şimdi ICO'ları duyanınız vardır. Hatta uzak duranınız daha çoktur. Çünkü ICO'larla ilgili Dünya Bankası'nın da ülkelere uyarısı var. Çok fazla dolandırıcılık söz konusu oldu. Çünkü white paper'larla insanlar milyonlarca dolar topladılar. Ortada hiçbir şey yokken. Hiçbir asete dayanmadan. Fakat bir başlangıç yaptı. Demin hocamın söylediği gibi bazı inovasyonlar ilk yapıldığında çok kötü sonuçlar doğurabilir ama o bir başka inovasyonun da yolunu açar. İşte STO dediğimiz aslında Security Token Offerings'e yöneldi bu. Ve çok başarılı işler çıkmaya başladı. Kitle fonlamasının da aslında önümüzdeki dönemde Türkiye'de yasa çıktıktan sonra, kripto yasası çıktıktan sonra buraya doğru evireceğiz. Ben madem bu toplantıya geliyorum, o halde yapay zekadan destek alayım istedim. Ve yapay zekadan bazı sorularıma cevap verdirerek özellikle global regülasyon yani kripto paralarla ilgili hem ICO'lar hem CTO'larla ilgili bir metin istedim. Bana bir metin verdi. Müsaade ederseniz böyle birkaç oradan not okuyacağım size. 2023 yılı itibariyle ICO'lar global bir regülasyon çerçevesinde bulunmaktadır. Yani 2023 itibariyle aslında dünyada siz de biliyorsunuz kripto paralarla ilgili yasalar geliştikçe ICO'larla da ilgili genişlemeler söz konusu. Kripto varlık piyasalarının düzenlenmesi dediğimiz konuyla ilgili de ülkeler ciddi şekilde çalışıyor. Bunu her yerde olduğu gibi bütün dünyada yeniliklerde olduğu gibi Amerika başı tutuyor ve SEC yani Amerika'nın SPK'sı ciddi şekilde geliştirmeler yaptı. Bu geliştirmelerin sonucunda da ortaya gerçekten Security Token Offerings'in ciddi şekilde girişim finansmanını destekleyen veya geçin girişimleri Türkiye'deki KOBİ'ler diyebileceğimiz veya daha büyük ölçekteki şirketlerin hisselerinin menkulleştirilerek satışı, gelirlerinin menkulleştirilerek satışı, projelerinin menkulleştirilerek satışı şeklinde aslında birçok örneğe rastlıyoruz. Ben Türkiye'de kripto yasası çıkar çıkmaz bunun gelişmeye başlayacağını düşünüyorum. Bundan iki yıl önce o yüzden bir açılımı duyurdum ben. Dedim ki ben fon bulucu not diye bir açılım duyurmak istiyorum. Bu bir token. Bu token ne işe yarayacak? Girişim şirketleri finansman ararken Türk lirasıyla veya herhangi bir parayla yatırım yapmak yerine yatırımcılar bu tokenları sistemden alarak dünyanın her yerinden tek bir para birimi üzerinden Türkiye'deki girişimlere yatırım yapacak. Şimdi tabii hayal etmek kolay. Bunun hem kripto paralarla ilgili regülasyonu hem de bir sonraki aşamada da birçok inovasyonun, birçok tool'un da yaratılması gerekiyor. Ama önce biz sistemi yarattık. Dedik ki bu sistem Türkiye'de eğer finansmanda bir inovasyon yapacaksak bu finansman inovasyonunu toplu şekilde yapmamız lazım. Yani portföy yönetim şirketlerinden girişim sermayesi yatırım fonlarına, kitle fonlamasından ICO'lara, yatırım bankalarına,
gibi bu inovasyonu yapmaya çalıştık. Şimdi burada biraz karışık görünmekle beraber sadece küçük bir özet vereceğim size. Burada aslında yapmaya çalışılan şey, yani bir equity crowdfunding yapıyorsanız, yatırım bazlı, hisse bazlı para topluyorsanız insanlardan, yatırımcılardan, bunun karşılığında vereceğiniz şey hisse ise Türkiye bu konuda çok şanslı. Bakın birçok şeyde eleştiriyoruz ama şu anki kitle fonlaması mevzuatı Türkiye'de 12 tane ülkede şu anda regüle, içlerindeki en iyisi. Niye biliyor musunuz? 4 tane kurumu dahil ettik biz. Birincisi Merkezi Kayıt Kuruluşu. Belki duyanınız vardır. Merkezi Kayıt Kuruluşu Türkiye'deki tüm payların kaydenizlendiği yerdir. İkincisi Takas Bank. Takas Bank da payla paranın takasını sağlayan bir kurumdur. Paralar da emanet yetkilisi olarak yatırımcıların buralarda toplanır. Bir üçüncüsü E-Devlet. Şimdi bizim bilenler bilir, dünyada oldukça iyi durumdayız Türkiye Gov.tr'de. Peki bunu niye kullanmayalım biz? Bunu neyle kullanalım? KYC'de kullanalım. Yani kişiyi biz doğrulayalım, böylelikle tüm sistemi dijital yapalım. İşte noter, kağıt, kürek, işte ticari sicil işlemleri tamamen ortadan kalksın. Bunu 2016'da, hatta 2015'te başladık. 2019'da, 2017'de yasa, 2019 ve 2021'de de tebliğ yayınlandı. Dolayısıyla E-Devlet de paydaşı bir ödeme sistemleri. Zaten ödeme sistemlerinde biliyorsunuz müthiş inovasyonlar var. Çok kolay artık bir yerden bir şekilde ödeme yapmanız. Dolayısıyla bu sistemi biz hem danışmanlık şirketleriyle, hem fonlarla, hem iletişim ajanslarıyla çalıştırarak ilk fonksiyonlarımızı yerine getirdik. Mevcut fonksiyonlar artık uçtan uca tam bir entegrasyonla çalışıyor. Yani platformlar aynı zamanda bu söylediğim yapıların hepsini entegre, dijital entegre. Planlanan fonksiyonlar içerisinde de işte biraz önce söylediğim fon bulucu not, bir token, yine borçlanma bazlı ve özellikle de gayrimenkul tabanlı. Oraya bugün pek girmeyeceğim ama çünkü girişim finansmanı konumuz. Gayrimenkul tabanlı kitle fonlamasını da sadece bir cümleyle söylemek istiyorum. Türkiye'de betona yatırım yaptığımız konusunda herkesin şikayeti var. Herkes şikayet ediyor. Ben de ediyorum. Ama bu betona yatırdığımız paraları tekrar ekonomiye kazandırmak mümkün. Bunun en basit yöntemi ya geliri ya da o betonu menkulleştirmekten geçiyor. Dolayısıyla bu kadar not vermiş olayım. Yine devam edeyim müsaadenizle. Peki bu yapı ortaya çıktıktan sonra biz 2021 Mayıs ayında ilk kampanyayı, kitle fonlama kampanyası Türkiye'de duyurduk. Bu arkadaki biraz önce gösterdiğim yapıya işte yaklaşık 6 yıllık bir çalışmayla ulaştık. Bundan sonra etkileri ne oldu? Rakamsal olarak onu da vereyim size. Şu anda 80 bine yakın bir üyemiz var. Yani 80 bin kişi bu sisteme dahil oldu. Belki birçok halka arasında işte 3,5-4 milyon kişi görüyorsunuz. Az gelebilir size. Ancak bu rakamın kıymetini şöyle söyleyeyim size. Toplamdaki 80 bin kişinin %60'ı hayatında ilk kez yatırım hesabı açtı. İlk kez. Hani o gizli bir çoğunluk vardır ya, yastık altı paraları olanlar. Onların %60'ı şeyi yoktu, yatırım hesabı yoktu, MKK sicil numarası yoktu. Dolayısıyla bu bizim için gurur tablosu. Fonlama talebi bizim için önemli bir gösterge. Çünkü bu sistemle girişimler ne kadar finansmana erişmek istiyor? Bitiriyorum hocam. Finansmana erişmek istiyor. Bu önemliydi. Ve şu anda 300 milyon doların üzerinde bir fonlama talebi aldık. Demek ki Türkiye'de çok paraya ihtiyaç var. Aynı şekilde topladığımız para da bizim için önemli bir KPI'miz. Burada baktığımız zaman 50 milyon doları aştık. Yani 3 yıl içerisinde 50 milyon doların üzerinde bir parayı raise ettik. Girişim finansmanında kullandık. Ve şu anda 56 binin üzerinde yatırımcısı var girişimlerin. Rekorlar var. 6286 yatırımcısı olan girişim var. Bunun dünyaya açık olduğunu ve bir tokenla yapıldığını hayal edin. Belki 1 milyon yatırımcısı olacaktı. İki slaytım kaldı Bülent Hocam. Bu önemli çünkü. Peki önümüzdeki bu inovasyonu bizim yapmadan yapanlar var mı? Var. Gördüğünüz gibi fon bulucu nottan önce Republic Not çıktı. Amerikan SPK'sı buna izin verdi. Şu anda 623 şirketten aldığı hisseleri tek bir tokunda topladı. Republic, Amerika'da bir kitle fonlama platformu ve bu aset sayesinde şu anda yanılmıyorsam 223 milyon dolarlık bir KEP'e ulaştı.
Demek ki doğru işlemleri siz yaptığınız zaman dünyadan para çekmenin yolu işte tokenlardan geçiyor. Bu da kendi içerisinde ciddi bir inovasyon. Peki biz aynı zamanda bir şey daha yaptık. Bunu muhakkak vurgulayıp kapatmak istiyorum. Girişim ekosisteminde demin saydığım geleneksel yatırım araçlarının olmasının yanında bir de yatırımcılar, yani o üçüncü F var ya, ben kendimi oraya koyduğum, o üçüncü F'nin en büyük sorunu bu yatırımlarını realize etmek veya likite yakın hale getirmek konusunda sıkıntıları vardı. İşte bu da çözülmesi gereken bir sorundu. Bu sorunu da biz aslında uygulamayla çözdük. Şu anda tıkır tıkır çalışıyor. Çünkü paylar kaydenizlendiği için şirketlerin, dijital olduğu için hisselerin takası, virmanı son derece kolay şekilde yapılabiliyor. O yüzden dünyada üçüncü şekilde Türkiye'de girişim ekosisteminde bir ikincil pazar oluşturduk. Paylarını alanlar orada satmak isterse çok basit şekilde de satıp virmanlarını gerçekleştirebiliyor. Ben çok teşekkür ederim.